Merhaba Şok Market günlük grafik. Ee, Şok Market uzun vadeci ızdırap veren, kısa vadeci de fırsatlar sunan bir şirketimiz. Geçen videosunu yaptım ben bunun. Bir bakayım ne zaman yaptım. Evet 5 Nisan'da yapmışım. Yani hep aynı şey söylüyorum videolarda da. 11 lira, buçuk lira bandına geldiği zaman Şok Market'e alınır yani orada alıyor piyasa. Ya da alınır demeyeyim. Ben yani tavsiye tavsiye veriyormuş. Ben sevmiyorum o işlere girmiyorum. Yani... O anlamıyorum da tabi yazanlar var şunu şu alın bunu alın diye yani bu yatırım tavsiyesine giriyor. Suç olduğu için değil yani bana ahlaki gelmiyor. Yoksa suç da değil yani ben karşı pozisyon almadıkça size. Yani şöyle suç olan şu bunu insanlar çok karıştırıyor. Ben derim ki size ereğli alın kendi ereğli satarım. Atıyorum örnek veriyorum yani karşı pozisyon alırım size veya açığa satarım falan filan. Yani her neyse yani karşı pozisyon almadıktan sonra suç teşkil etmiyor onu da söyleyeyim. Tabi burada bir grafik dediğim gibi uzun vadeci çatlatır. Kısa vadeci 10.5-11 aralığında 11.5'lardan alanları sevindiren bir grafik var. Oradan tekrar yola çıktı. 14-15 aralığı bir satış bandı şok markette. Genellikle burada piyasa bir miktar deneme. Öyle hemen de böyle tek mumla düşmüyor o kısımdan. Her geldiğinde 14-15 aralığında bir mücadele başlıyor. Sen mi satarsın ben mi alırım yukarı mı aşağı mı falan. Eğer 14'ün altına geri girmeye başlarsa fiyat çok da şansı olmuyor yani oradan sonra tekrar 11 lira süzülme görüyoruz. 15 geçilirse bir hikaye başlar mı? Ben biraz o kısmındayım. Yani yukarıda şunu söyleyeyim hafta boyunca 14, ondan sonra 15 takip edilir. 15 kopuyorsa şimdi illa 17-47'ye gelir mi? ya Kesin gelir demek güç. Ama bir piyasada bence bir deneme olabilir o tarafa doğru. Çok markette yani biraz daha böyle istek artabilir diye. Orada bakmak lazım tekrar bir videosunu. Yaparım orada hatırlatırsa arkadaşım bir bakarız öyle bir hareketin içine giderse <laughs> yani 12 buçuk civarları da burada destek alanımız onu söyleyeyim 12 buçuk kırılmadan bu hikaye bitmiyor yani sert satıyorlar çok hareketi biraz bir verip bakın şurada niye demiyorum 8 ortalama şundan dolayı demiyorum takip edilebilir mi edilebilir tabi yani hafta boyunca 13 takip edebilirsiniz çok kalıcı değilseniz ama yani şöyle bir trendi var ille geliyor gidiyor o kırmızıya vuruyor yani rahat edemiyor yoksa o da böyle 20 ortalamanın bile hatta biraz altında kalıyor aslına bakarsanız ama yani 12.5 düz hesap aşağıda takip edilebilir kırmadıkça yukarı yön devam ediyordur teknik anlamda çok hacimler kötü değil iyi biraz bir hacimlendi 59 RSI e fena bir RSI seviyesi değil. O çok güçlü bir pozisyon değil ama o da aynı şekilde. Bakın öyle sert şekilde ortalamasını düzeltiyor. O da oradan yukarı doğru hareket ediyor. Vakti de hala pozitif. Zaten çok eski bir senette de değil onu söyleyeyim yani 2018'de 10 liradan bunun yani arzına katılanlar veya yoktur da arzına katılıp bekleyen zannediyorum yoktur ama acı içinde varsa da yani hakikaten acı ızdırap duyulur çünkü bir temettüsü de yok bunların bir tane 13 kuruşlar var. Başka da bir şey vermediler. Herkese iyi haftalar.